Merhaba arkadaşlar. İsimler konusundan devam ediyoruz dedik. İsimler de. İşte soyut isim dedik, somut isim dedik, tekil isim, çoğul isim dedik. Şimdi geldik bir de topluluk ismi. Topluluk isim her ne kadar yapıca tekil gibi görünse bile. Yani ne demek yapıca tekil gibi görünse bile? Çokluk eki almayan, almamışlar. Ancak anlam bakımından çoğul olacak. Aslında sevgili arkadaşlar, bu topluluk isminde aynı türe dahil birçok vardır. Yani aynı türden varlıkların bir araya geldiğini ifade eden sözcüklere biz topluluk isimleri diyoruz. Örnek verelim. İşte diyor ki ordu bir araya gelmiş, asker topluluğu, sürü bir araya gelmiş, hayvan topluluğu, orman bir araya gelmiş, ney? Ağaç topluluğu, sınıf bir araya gelmiş, insan topluluğu, okul, millet bir araya gelmiş, ayna baş etrafında birleşmiş, insan topluluğu, millet işte. Ne olabilir buraya? Mesela kafile. Kafile de bir topluluk ismidir değil mi? Ne yapıyor? Bir araya gelmiş insanları hareket halindeki bir yerden bir yere göçen insan topluluğu kafile. Topluluk isimleri arkadaşlar çokluk isim eki alabilir mi? Tabii ki alabilir. Mesela ordular, sürüler, ormanlar gibi çokluk eklerini alabilir. Sevgili arkadaşlar, Z ekinin eklendiği sürece topluluk anlamı kattığı ifade eden dil bilimciler var ama bu biraz tartışmalı konu. Bizi çok da ilgilendirmiyor. Bunu kafamızı karıştırması gerek yok. Zaten Z aslında bizden çoğul anlamı katıyor. Mesela ikiz diyorsun. Ne yapıyor? En 2 tane. 300 diyorsun. 3 tane oluyor. Aslında bu da çoğulluk anlamı da katıyor olabilir. Kafamızı karıştırması gerek yok. Biz topluluk deyince aynı türden varlıklar bir araya gelmiş. Mesela demet diyoruz. Demet. Bir demet. Çiçek getirdi. Çiçek topluluğu işte bir araya getirmiş. Çiçek topluluğu gibi düşüneceğiz. Sevgili arkadaşlar, isimleri bir de biz yapılarına göre ayırıyoruz. Yapılarına göre. Yapı deyince aklımıza hemen basit, türemiş, birleşik gelecek. Yapı deyince aklımıza hemen basit, türemiş, birleşik gelecek. Diğer sözcük türleri için de yapı bakımından incelediğimiz oluyor. Şimdi yapılarına göre isimler basit, türemiş, birleşik. Peki basit isim ne? Türemiş isim de. Sevgili arkadaşlar, hani bizim ekler konusundan hatırlayacağımız bir şey vardı. Yapım eki, çekim eki dediğimiz bir olay vardı. Bir kelimeden yeni bir kelime yapan ekleri biz yapım eki diyorduk. Bir kelimenin anlamını değiştirmeyen, ona işlerlik kazandıran ekleri ise çekim eki diyorduk. Değil mi? Şimdi basit dediğim şey, basit dediğim sözcük, yapım eki almamış. Yapım eki almamış. Değil mi? Ne almış o zaman? Çekim eki almış. Çekim eki almış. Yapım eki yok. Çekim eki almış. Yani kelimenin anlamında bir değişiklik olmuş mu? Olmamış. Kalem diyorum. Kalemim diyorum. Kalem değişmedi. Ama kalemden kalemci deseydim kalem başka, kalemci başka olurdu. Anlamı değiştirmiyorsa işte ona basit diyoruz. Mesela insan, kelebek, bak hiç de eki almamış. Gölge, yapraklar diyor. Çoğunlukla eki almış ama yaprağın anlamı değişmiş. Kağıtta derken kağıdın anlamı değişmiş mi? Değişmiş. Kuşu gördüm derken kuşun anlamında bir değişiklik var mı? Yok. Çiçekler derken çiçeğin anlamında bir değişiklik var mı? Yok. Ama çiçekçi deseydi bir değişiklik olur muydu? Tabii ki olurdu. Çiçek başka, çiçekçi başka. Çiçeği satan olur çiçekçi değil mi? Basit isimlerimizin diyor çoğu tek ecelidir ama bütün basit isimlerin tek eceli olduğu da zannedilmesin. Çok eceli de olabilir. Mesela kelebek derken tek eceli değil. Değil mi? Kelebek kelimesinin kökü kel olmadığına göre kelebek tek eceli bir sözcük değil. Peki sevgili arkadaşlar, gelelim türemiş isimlere. Türemiş isimlerde ne yapıyor? İsim veya fiil kök ve gövdelerine diyor yapım eki getirilmesiyle oluşturuyor. Yapım eki getiriyoruz. Yapım eklerini, ekler konusundan şöyle yine bir hatırlayalım. Ne yapıyorduk biz? Sözcüğün köküne bakıyoruz. Getirdiğimiz eke bakıyoruz. Ek sonucunda sözcükte bir anlam değişikliği meydana gelmiş mi, gelmemiş mi? Eğer bir anlam değişikliği meydana gelmişse, yani bir kelimeden yeni bir kelime türetmişse adı üstünde türemiş isim olur. Bakalım. Şimdi diyor ki kömürlük. Kelimenin köküne bakalım. Kömürden kömürlük mü? Kömür başka, kömürlük başka. Kitaptan kitaplık. Tuzdan tuzluk. Arkadaşlar zaten lıklık eklerimiz.
Lığlı yeklerimiz en sık kullandığımız neler diye yap yekleriydi. Veya çığ çiğ değil mi? Simitçi derken olduğu gibi. İşte gecelik, gençlik, insanlık, Türklük, çocukluk gibi birçok örnek sayabiliriz. Bazı isimlerde ise yansımadan türetilebilir. Mesela çıtırtadan, çıtır sesinden çıtırtı, cızır sesinden cızırtı, şakır sesinden şakırtı. Yansıma dediğim şeyi hatırlıyor muyuz? Yansıma arkadaşlar doğadaki seslerin tamamı için biz ne diyoruz? Yansıma sözcükler diyoruz. Yansıma sözcükler insan sesi dışında kalan sözcüklerdir. Birebir yazıya aktarılamayan sözcüklerdir. İşte hayvan sesleri, tıkırtı şakırtı gibi nesnelerin birbiriyle vurmasıyla meydana gelen sesler. İşte rüzgarın o hışırtı sesi, hışırtı sesi gibi. Evet, işte bütün bu sesler yansıma. İnsan dışı sesin, insan dışında kalan bütün sesler birer yansıma ses. İşte homurdan homurtu bak ne yaptı? Yeni kelime yaptı. Gıcır sesine gıcır diye bir ses geliyor. Gıcırdan gıcırtı. Patır diye ses geliyor. O patırdan patırtı. Patırtı, patırtamak gibi değiştirebiliyoruz. Bazı isimlerse arkadaşlar fiilden türüyor. Nasıl fiilden türüyor? Sevgili arkadaşlar şunun gibi işte okumak özgürlüktür. Cümlesinde olduğu gibi. Kelimem ne? Okumak. Okumak artık orada okumakmak gibi bir fiil olamayacağı için fiil de neye çevirdi? İsme çevirdi. İleriki yıllarda göreceğimiz isim fiil konusuyla da ilgilidir. Mesela gelmek, okumak. Şuradaki makları arkadaşlar bakın master 2 olarak görmeyeceğiz. İşte gelmekten gelmek, okumaktan okumak gibi, yemekten yemek olmuş, içmekten içmek olmuş gibi. Mesela çakmak, ekmek, ilmek, kaymak, başlama, okuma, yazma, nakletme, hasta olma, danışma, sevme, inanma gibi sözcükler. Mesela danışmaktan danışma olmuş, sevmekten sevme olmuş. Mekmek iki tane gelmiyor sanki, buradaki mastar değil. Örneğe bakalım, dedik ki okumak özgürlüktür. Buradaki mastar değil, ne bir fiilimsi iki olduğu. Okumak dediğim şey aslında burada isim görevinde kullandı. Fiilden ne yaptım? İsim yapmış oldum. Fiilden isim yapmış oldum. Nasıl? Mesela şunun gibi arkadaşlar. Sevmekten sevgi gibi. Örmekten örgü gibi. Saymaktan saygı gibi. Ne yaptım? Kökü fiil olsa bile aldığı ekle biz onu neye çevirdik? İsme çevirdik. O zaman bunlar fiilden türemiş isimler oldu. Köke bak, eke bak. Ne oldu? Kökü sevmek, sevmekten sevgi oldu. Kökü örmek, örmekten örgü oldu. Kökü saymak, saymaktan saygı oldu. Yeni bir kelime türetti. Fiilden türetti. Bir de arkadaşlar bizim birleşik isimler dediğim şeyler var. Birleşik isim ne yapacak? En az iki tane isim bir araya gelerek yeni bir isim oluşturacak. Yepyeni bir isim olacak. İki isimden meydana gelecek. Şimdi sevgili arkadaşlar birden fazla isimde oluyor değil mi? Şimdi hemen aklımıza şehir isimleri geliyor önce. Genelde öğrenciler bunları söylüyorlar. Bileşik isim söyle diyorum. İşte Çanakkale, Kırıkkale gibi isimler söylüyor. Doğrudur. Bileşik ismi oluşturan kelimeler arasında herhangi bir ek veya kelime girmez. Girerse bu kelime grubu birleşik isim olmaz, başka bir şey olur. Tamlamalara dönüşür bu sefer. Bu isimler anlam bakımından tam bir kalıplaşma uğradıkları için tek bir kelime olarak kabul edilirler ve bu şekilde kullanılırlar. Türkçe'de 3 yolla birleşik isim yapılıyor. Anlam kayması yoluyla, ses kayması yoluyla ve kelime sınıfı kayması yoluyla. Aslında hangi yolla yapılırsa yapılsın, temel mantık şu, diyoruz ki en az iki sözcüğün bir araya gelerek yeni bir sözcük oluşturduğu kelimeler birleşik kelimelerdir. Şimdi sevgili arkadaşlar bakalım örneklerden daha net anlaşılacak. Şimdi anlam kayması yoluyla işte hanım eli, aslan ağzı, katır tırnağı, deve tabanı, su çiçeği, demir baş, deniz altı, kuş palazı. Bakalım ne yapıyor? İki kelimeden oluşuyor ve bunlar birbirinden abi anlam kayması oluyor. Anlam tamamen değişime uyuyor. Hanım ve eli birleşiyor değil mi? Bak hanımla eli birleşiyor. Ortaya çıkan sözcük hanım eli. Ne bir hanım ne de bir el. İkisinin birleşimiyle oluşmuş yeni bir sözcük oluşturdu. Ne oldu bu sefer? Bir çiçek adı oldu.
çiçek adı olur. Anlam tamamen kaydı. İşte aslan başka, ağzı başka. Aslan ağzı olmuş. Ne yaptı? Yeni bir kelime birleşti, iki kelime birleşti ve dolayısıyla sevgili arkadaşlar ortaya çıkan kelime aslan ağzı. Ne aslana benziyor, ne ağzına benziyor. O zaman ne yapmış oldu? Anlam tamamen kaymış oldu. Bir de kelimelerde sadece birinin anlam kayması yoluyla uğradığı da var. Mesela ne diyor? Adam otu diyor. Adam otu derken tamam. Ot tamam da adam nerede? Bak biri kaymış. İsimlerden birisi kaymış. İşte yayın balığı, işte ince hastalık gibi. Akça ağaç, akça kavak, akciğer, karabiber, alageyik gibi. Bir de arkadaşlar ikinci kelimenin anlamı kaybolduğu yerler de vardır. Mesela diyor ki kara fatma diyor. Evet kara fatma bir böcek adı değil mi? Renk olarak bakıyorsun kara. Fatması nereden geliyor? Gelmiyor. Orada tamamen bir kayma var. Tamamen bir kayma var. Anlam orada tamamen değişmiş. Kara fatma diye bir şey ortaya çıkmış. Bir böcek adı vermişiz. Karalık var da fatmalık nerede? Yok. Gibi. Ha, yine de bunlar anlam kayması yoluyla oluşmuş birer birleşik sözcüktür. Bazı birleşik sözcüklerde de arkadaşlar ses kayması oluyor. Ses kayması oluyor dediğim şey aslında şu. Bakın ses olaylar oluşuyor. Cuma ile ertesi birleşiyor değil mi? Bakalım. Cuma ve ertesi birleşti. Ortaya cumartesi diye bir sözcük çıktı. Buradaki E sesim düştü mü? Düştü. Ses kaydı yani. Ses kaydı. Ses düştü. Bir ses olayı meydana geldi bak. Ses olayı meydana geldi. Ses olayı meydana geldiği için buna ses kayması yoluyla oluşan birleşik sözcük diyoruz. İşte cumartesi, pazartesi, kahvaltı, çör otu, bak çörek otu. Pek iyi ne olmuş? Pek iyi olmuş. Mesela ne ve için birleşiyor aslında. Ne oluyor? Niçin gibi bir sözcük ortaya çıkıyor. E sesi nerede? Kaydı düştü gitti. Ne yaptı? Ses kayması yürüyor şimdi. Ne ve asıl birleşiyor? Nasıl? Bu ve öyle birleşiyor? Böyle. Bu sözcüklerde birer ses olayı, ses düşmesi olduğu için ses kayması yürüyor oluşmuş birleşik sözcüktür diyoruz. Bir de kelime sınıfı kayması yürüyorlar. Oluşan pardon sözcükler var. Kaptı kaçtı, kül bastı, miras yedi, dedikodu, hünkâr beğendi, al bastı, gece kondu. Evet bakıyorsun işte kelime sınıfı kaybı. Gece başka, konmak başka ama yapılan eylem gece kondu ya, gece yapıldığı için ortaya çıkan şeye gece kondu deniyor. Dedikodu deniyor, bir şeyler deniyor, dedikodu yapılmış oluyor gibi. Ört bahsetmek, sık boğaz, boğazını sıkmak gibi sözcüklerde de sevgili arkadaşlar kelime sınıflara kayıyor. Bütün bu sözcüklerin hepsi birer birleşik sözcükleri birleşik isimdir. Birleşik isimdir. İşte gider ayak, bilir kişi, vatansever, hacı yatmaz, can kurtaran, elverişli, rastgele, al beni, çal çene, çalmak ve çene, almak ve ben, rast ve gelmek, el ve vermek, elveriş değil mi? Gibi. Gitmek ve ayak, gider ayak gibi. Bu sözcükler ne yapmış? Birleşmiş, bir araya gelmiş ve dolayısıyla birleşik yapılı sözcükleri oluşturmuş oluyor. Birleşik kelimelerin yazımı arkadaşlar birleşik kelimeleri ben nasıl yazıyorum? Birleşik yazıyorum. Birleşik yazıyorum. Şimdi bir kelimenin birden çok özelliğinin olduğunu söyledik. Dedik ki varlıklarına verilişlerine göre özel mi cins mi? Maddelerine göre somut mu soyut mu? Varlıkların sayısına göre tekil mi, çoğul mu, topluluk mu? Peki yapısına göre basit mi, türemiş mi, birleşik mi? Buradan bakalım mesela el kelimesi. El, cins isim değil mi? Bak, cins. Somut mu, soyut mu? Somut. El, tekil mi, çoğul mu, yoksa topluluk mu? Tekil. Peki el kelimesi basit mi, türemiş mi, birleşik mi? Herhangi bir ek de almamış zaten. Basit. Düşünce. Düşünce özel mi, cins mi? Cins değil mi? Peki düşünce somut mu, soyut mu? Tabii ki soyut. Düşünce tekil mi, çoğul mu, topluluk mu? Bak hepsi için ayrı ayrı değerlendiriyoruz. Bize de bazen sınavlarda aynı şekilde işte kelimeler veriliyor. İşte bu kelimeleri diyor aşağıdaki tabloya yerleştir diyor. Değil mi? Veya bunları bir tablo halinde veriyor. İşte madde vardığına göre, işte maddesine göre, sayısına göre, yapısına göre diyor.
onlardan diyor ne olduğunu yaz diyor. Düşünce. Peki tekil dedik. Peki yapı bakımından nasıl? Bak düşünmekten düşünce mi olmuş? Bir kelimeden yeni bir kelime yapılmış. O zaman ne yaptı? Yeni bir kelime türettiği için türemiş yapılı sözcük olmuş. Mesela kitaplıklar. Kitaplık cins değil mi? Cins kitaplıklar. Somut mu? Evet somut. Peki tekil mi, çoğul mu, topluluk mu? Larler varsa direkt ne diyeceğiz onun için? Tabii ki çoğul diyeceğiz. Peki yapı bakımından baktığımızda kitaptan kitaplık kelimesini türetmiş. Bak kitaptan kitaplık kelimesini türetmiş. O zaman türemiş yapılı bir sözcüktür. Ayakkabı bak. Ayakla kap birleşmiş aslında. Ayakkabı bir cins isim değil mi? Özel değil. Peki şey olarak baktığımızda somut. Ayakkabı tekil. İki kelimenin birleşmesiyle oluşmuş yapı bakımından da birleşik. Mesela ordu, cins değil mi? Somut. Ordu, asker topluluğu yani topluluk isim. Yapı bakımından da herhangi bir yapı peki almadığı için basit. Mesela Ankara kelimesi. Ankara özel bir isim değil mi? Somut mu? Tabii ki somut. Tekil mi, çoğul mu, topluluk mu? Tekil. Peki yapı bakımından yapı peki almış mı, almamış, almadıysa basit. Çanakkale'de yine aynı şekilde. Arkadaşlar işte biz kelimeleri bu şekilde incelerken, isimleri bu şekilde incelerken neyine bakıyoruz? Özel mi, cins mi? Somut mu, soyut mu? Tekil mi, çoğul mu, topluluk mu? Basit mi, türemiş mi, birleşik mi? Bütün bunlara göre değerlendirmemiz gerekiyor. Sıralarda benzer şekillerde sorulabilir. Bir de biz ne yapıyoruz? İsimlerde küçültme yapıyoruz. Küçültme. Küçücük derken de olduğu gibi. Sevgili arkadaşlar, küçültmelerimiz ne yapıyoruz? Bakınız, genel olarak baş tarafa getirdiğimiz cık, ceyiz gibi ekler. Mesela tepe, tepecik. Tepeyi ne yaptım? Küçülttüm. Mesela küçük çocuk var. Neydi? Çocukcağız. Küçültme anlamı katıyoruz. Mesela işte pardon, bu ceyiz ekleriyle biz ne yapmış olduk? Küçültmeler yapmış olduk. Tamam. Şimdi sevgili arkadaşlar, bu ceyiz, bu tür ekler her zaman küçültme anlamı katmıyor. Biz bunu nereden anlayacağız? Cümledeki anlamından hangi anlamda olduğunu çıkarmaya çalışacağız. Ne diyor? Mesela diyor ki serçecik daldan dala konuyor. Serçeye ne yapmış? Acımış. Bak buradaki cikeke bu sefer ne yaptı? Acıma anlamı kattı. Adamcağız korka korka ayağa kalkar. Ne yapıyor? Adamcağız derken burada bir küçültme yok. Ne var? Daha ziyade acıma anlamı var. Mesela diyor ki bebeğimi çok özledim diyordu. Buradaki bebeğim bebeği küçültmek yerine daha çok ne var? Sevgi anlamı katmış. Küçük insan yerine insancık zavallı anlamı katmış değil mi? Zavallı. İnsancıklar diye de zaten bir kitap var orada da. Zavallı kelimeler yerine zavallı kelimecikler ne yapıyor? Küçümseme yapıyor. Bakın arkadaşlar biz cümledeki anlama göre cık, ceyiz bunların işte acıma mı, sevgi mi, zavallılık mı, küçültme anlamı mı kattığını anlamdan çıkaracağız. Ama genellikle küçültme anlamı kattığını da söyleyebiliriz. Şimdi yazıda şöyle bir sıkıntı oluyor. Bu yazım kuralları ile ilgili de. Selçuk ekinin getirildiği sıfatın sonundaki k'ler genellikle düşüyor. Mesela ufak, ufacık bak. K nerede? Düştü. Küçük, küçücük derken bak k, küçükcük demiyoruz. K düşüyor. Alçak, alçacık bak. Küçültme anlamı kattık. Alçacık dedik. Ne yaptı? K düştü. Minik, minicik derken, minicik derken k de yine düşmüş olabiliyor. Bir de işte c, imsi, imtirak ekleri de küçültme anlamı katıyor mesela. Küçük değil, küçükçe. Küçük. İşte büyük değil, büyükçe. Büyük, tam büyük değil de büyüğe yakın. Küçültüyor onu. İri değil, irice. İriye yakınlık da anlamı katabiliyor. Yeşilimsi diyor bak. Yeşilimsi tam olarak yeşil mi? Hayır. Yeşile yakın anlamında, yeşile yakın anlamında ne yapmış? Küçültme. Sarımtırak, yeşilimtırak, mavimtırak gibi. Aslında sarımtırak sarı değil de sarıya yakın bir küçültme anlamı olarak kullanılıyor sevgili arkadaşlar.
Bir de bu isimlerin tamlamaları var. İsim tamlamaları. İsim tamlama. İsim tamlama. Tamlama dediğimiz şey, aslında isim tamlaması dediğimiz şey, iki ismin bir araya gelerek, iki tane ismin birbiriyle ilişkisini, birbiriyle bağını, birbiriyle bağlantısını gösteren tamlamalardır isim tamlamaları. Nasıl oluşuyor? Arkadaşlar, tamlamalarda bir tane tamlayanlardır, bir tane de tamlanan vardır. Bir tamlayan, bir tane tamlanan. O zaman ne yapacak? En az iki tane isim ya da daha fazla isimden meydana gelecek. Bak, isimlerden oluşacak. Bir söz grubu oluşturacak. Şimdi bir tamlayan var, bir de tamlanan var dedik, değil mi? İlk isme tamlayan, ikinci isme de tamlanan diyeceğiz. Tamlanan diyeceğiz. Mesela bahçenin duvarı derken, bahçenin duvarı, bak, ilki tamlayan, duvarı dediğimizde ikincisi tamlanan. Öyle mi? Mesela bahçenin duvarının boyasının rengi, bak, birçok tamlama oluşturdu. Bizim okulun tahta kapısı derken. Şimdi isim tamlamalarını biz şöyle ayırıyoruz. İşte belirtili isim tamlaması, belirtisiz isim tamlaması, ondan sonra takısız isim tamlaması ve isim tamlamaların bir araya gelmesi oluşan zincirleme isim tamlaması diye ayıracağız. Bunu neye göre ayıracağız? Bunu şuna göre ayıracağız sevgili arkadaşlar. Belirtili isim tamlaması, bak, tamlayanın aldığı ekler, an, in, on, ün veya nın, 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 nın. Tamlananın aldığı ekler, ı, i, u, ü veya arada kaynaştırmalarda sı, 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 sı da olabilir. Aslında ne yapıyor, bak, bahçenin kapısı. Bahçenin kapısı. Bu ne oldu? Bahçe de isim, kapı da isim aslında. Bahçenin kapısı derken, bak, belirtili isim tamlamalar için biz deriz ki genellikle yapılan tanımlarda tamlayanın da tamlananın da ek aldığı tamlamalardır deriz. Bak, tamlayan da ek alıyor, tamlanan da ek alıyor deriz. Bahçenin kapısı, kapının kolu, evin boyası, dağın sırtı, Ali'nin rüyası, kalemin ucu, Ankara'nın bağları, gözümün bebeği, hayatımın anlamı. Aslında ben buna şöyle diyorum. Nınnı, bir şeyin nı. Nınnı ya da ın, ı. An, in, o, in, eki tamlayan da, ı, e, ı, ı, eki de tamlayan da, nın, ı, bir şeyin bir şeyi. Bir şeyin bir şeyi. Yani şeyin şeyi. Tamlayan şeyin, tamlanan şeyi. Şeyin şeyi. Bir şeyin bir şeyi oluyor. Neyin neyi? İşte bahçenin kapısı. Kapının bahçeyle ilgili oldu. Kapının kolu, kolun kapıyla ilgili oldu. Evin boyası, boyanın evle ilgili olduğunu gösterir. Boyanın aslında eve ait olduğunu, dağın sırtı derken sırtın dağa ait olduğunu, Ali'nin rüyası derken rüyanın Ali'ye ait olduğunu, rüyanın Ali ile ilgili olduğunu ortaya koyuyor. Şeyin şeyi, bahçenin kapısı gibi. Bak, her ikisi de ne yaptı? Ek aldı. Belirtili isim tamlamalarında. Şimdi zamirlerde de biz tamlama yapabiliriz. İşte bizim evimiz derken yine burada da aslında isim tamlamasıdır. Biz de isim, ev de isim ya. O yüzden her ikisi de isim tamlaması. Çocukların birkaçı, bak, şeyin şeyi, çocukların birkaçı. Tamlanan isim sayı veya belirsizlik bildiren bir kelime olursa tamlayan eki onun yerine danden eki de gelebilir. Bakın, burası önemli. Şimdi diyor ki adamların ikisi derken, bak, adamların tamlayan, ikisi tamlanan, bak, ekleri de gördük zaten. İşte burada aslında bir isim tamlaması var. Fakat şöyle de olabilir. Adamlardan ikisi, danden, eğer bu in anlamında kullanılıyorsa, bu anlamda kullanmışsa, o zaman burada ne oluştu? Yine bir isim tamlaması oluştu. Çok sık kullanıyor muyuz? Hayır, çok sık kullanmıyoruz. Çok bununla ilgili çok fazla da soru da gelmiyor. Ama bir detay bilgi olarak bilebiliriz. Şimdi bu isim tamlamalarında önce tamlayan sonra tamlanan gelir dedik ya. Belirtili isim tamlamalarında tamlayanla tamlanan yer değiştirebilir. Tamlayanla tamlanan yer değiştirebilir. İşte diyor ki çok verimlidir ovası Konya'nın. Ben bu tür şeylerde, bu tür cümlelerde, bu tür cümleler aslında genelde devrik cümlelerdir. Ben bunu düz cümleye çevirip bulabilirim. Mesela ne diyor? Konya'nın ovası çok verimlidir. Düzelttiğim zaman bu şekilde söyleyebilir, bak. Konya'nın ovası deyince daha rahat buluyor, bak. Ovası Konya'nın dediği zaman ne yaptı? Konya'nın ovası şeklinde Konya'nın tamlayan
Ovası tamlanan ya. Ne yaptı? Aslında tamlanan önce tamlanan sonra olması gerekiyor. Her ikisi de ne yaptı? Yer değiştirmiş oldu. Kokusu hoş geliyordu güllerin uzaktan. Düz cümleye çevir. Güllerin kokusu uzaktan hoş geliyordu olur değil mi? Güllerin kokusu bak. Kokusu hoş geliyordu güllerin bak. Güllerin kokusu. Tamlayanı buraya aldık, tamlayanı bu tarafa aldık. İkisi yer değiştirir. Bizi ayakta tutar duası anaların. Anaların duası olması gerekirdi değil mi? Ama biz belirtili isim tanımasında bunların yer değiştirebileceğini ifade etmiştik. Evet sevgili arkadaşlar, bir sonraki ders görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.